İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyiciler. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Engin Karagöz görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunmaya çalışıyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimizi sizlerle paylaşacağız. Daha sonra hayatım roman gelecek ve son olarak da sorun söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız. Şimdi Abdüllatif Uyan'ın yazdığı, Hayri Küçükdeniz'in seslendirdiği şiirlerle menkıbeleri dinliyoruz. Şiirlerle menkıbeler. Ahmet Mekki Efendi rahmetullahi aleyh. Haram ateş gibidir. Allah adamlarından hal ehli mübarek zat. Her gün vaazlarında ediyordu nasihat. Bir günde buyurdu ki, mü'mini çekiştirmek Allah'ın men ettiği iştir ki fecidir pek. Halbuki bu hususta buyurmuş ki büyükler, bir mü'minin ismini duvarda görsen eğer, o mü'minin ismine saygı, hürmet yönünden, önünü ilikleyip geç o duvar önünden. Niçin? Çünkü orada Allah'a iman etmiş bir mü'minin ismi var. İşte budur asıl iş. Mü'minin kıymetini burada bilmesek de, bir gurbete çıkanlar iyi bilir elbette. İki mü'min küsseler herhangi bir sebepten, özür dilemelidir hemen birbirlerinden. Kim önce davranır da, eğer özür dilerse, cennette güzel bir köşk verilir o kimseye. Bunu Peygamberimiz bize haber vermiştir. Bunu yapabilene bu müjde verilmiştir. Özür dilemezlerse böyle dargın kimseler, bunlardan bir tanesi mutlaka azap çeker. Çünkü o ikisinden haksızdır biri mutlak. Doğru iki olamaz. Hak bir olur muhakkak. Ateş deyip geçmeyin. Düşünün üzerinde. Tutun parmağınızı bir kibrit aleminde. Alimler buyurur ki, haram ateş gibidir. Cehennemin ateşi hele çok şiddetlidir. Haram şey konuşursan, ateş yemiş olursun. Haram yersen, mideni ateşle doldurursun. Harama uzanırsan, dokunursun ateşe. Yolların ateş olur, gidersen haram işe. Bir harama bakarsan, bilmiş ol ki, o dahi, ateş olup mahşerde yakar seni vallahi. Bütün bunlara rağmen, etmeyip hiç endişe, bir insan bile bile nasıl gider ateşe? Denirse ki, günahlar ateştir, biliyoruz. Ama biz o ateşi bugün göremiyoruz. Bu göz ile bakarsak, göremeyiz elbette. Bizi bu göz düşürür en büyük felakete. Kureyş müşrikleri de bu göz ile baktılar. O servere imandan böyle mahrum kaldılar. Dediler, bizim gibi bir adam bu nihayet. Yalnız bir hırkası var. Fakirdir hem de gayet. Garip ve kölelerle oturur, namaz kılar. Biz ise hem zenginiz,
hem itibarımız var. Nasıl peygamber olur bu haliyle o bize? Niçin tabi olalım bizden daha acize? Onu bu gözle görüp iman edemediler. Ebedi felakete düçar olup gittiler. Lakin ashab-ı kiram bakıp gönül gözüyle uğrunda can verdiler, inanıp seve seve. Kimseye derdin söyleme, halin şikayet eyleme. Sabretmek zordur ama, mükafat var sabredene. Ya sabır, ya sabır, sabır ver Allah'ım sabır. Ya sabır, ya sabır, sabır ver Allah'ım sabır. Dost selamı ister isen, Cemalullah'ı dilersen, elbet edersin murada, dertlere sabreder isen. Ya sabır, ya sabır, sabır ver Allah'ım sabır. Ya sabır, ya sabır, sabır ver Allah'ım sabır. Dert çekmekten usandın mı? Külhanlar gibi yandın mı? Elbet edersin murada, sen Mevla'ya dayandın mı? Ya sabır, ya sabır, sabır ver Allah'ım sabır. Ya sabır, ya sabır, sabır ver Allah'ım sabır. Garipler Hakk'ın yaridir, ahları dağlar eritir. Dertlerin en büyüğünü Mevlam sevdiğine verir. Ya sabır, ya sabır, sabır ver Allah'ım sabır. Ya sabır, ya sabır, sabır ver Allah'ım sabır. Müminlere dünya dardır, dile kolay çekmek zordur. Bulmak istersen Mevla'yı, en güzel amel sabırdır. Ya sabır, ya sabır, sabır ver Allah'ım sabır. Ya sabır, ya sabır, sabır ver Allah'ım sabır. Sabırdır her işin başı, sabır ile erer kişi. Boşuna sorma bunları, Mevla'nın güzeldir işi. Ya sabır, ya sabır, sabır ver Allah'ım sabır. Ya sabır, ya sabır, sabır ver Allah'ım sabır. İmtihana gelmedin mi? Ölenleri görmedin mi? Sen Mevla'yı bulmadın mı? Mecnun gibi yanmadın mı? Ya sabır, ya sabır, sabır ver Allah'ım sabır. Ya sabır, ya sabır, sabır ver Allah'ım sabır. Gazap etme sabırlı ol, zahmet çek de Mevla'yı bul. Yanmadan Mevla bulunmaz, halkı bulur sabırlı kul. Ya sabır, ya sabır, sabır ver Allah'ım.
sabır, ya sabır, ya sabır, sabır ver Allah'ım sabır. Sevgili dinleyiciler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin konusu sadaka vermenin fazileti. Ramazan ayında nafile ibadetlere verilen sevap, başka aylarda yapılan farzlar gibi olduğu için, bilhassa bu ayda çok sadaka vermelidir. Allahü Teala'nın rızasına kavuşmak niyetiyle muhtaçlara, fakirlere mal, para bağışlamaya ve her türlü iyilikte bulunmaya sadakat denir. Mal insanın sevdiği şeylerden birisidir. Cenab-ı Hak malla insanı imtihan ederek buyuruyor ki, beni sevme iddianızda haklıysanız, size verdiğim malların bir kısmını feda eyleyin. Eğer ebeveyniniz, çocuklarınız, kardeşleriniz, hanımlarınız, kabileniz, elinize geçirdiğiniz mallar, durgunluğa uğramasından korktuğunuz alışveriş, hoşlandığınız evler, size Allah'tan ve Resulünden, Allah yolundaki cihattan daha sevgiliyse, Rabbin azabını bekleyiniz. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, sadaka sahibi, mahşer günü hesabı bitinceye kadar, sadakasının gölgesi altındadır. İnsanlar sadaka olarak verdiği şeyi, Allah rızası için verirse, Hak Teâlâ'ya verilmiş sayılır ki, karşılığında çok sevap vardır. Kendi kabından din kardeşinin kabına bir miktar su boşaltmak sadakadır. Emr-i maruf ve nehy-i münker yapmak, din kardeşine güler yüz göstermek, yoldaki taşı kaldırmak ve yol göstermek de sadakadır. Allahü Teala bazı kullarına çok nimet vermiştir. Bunları kullarına faydalı olması için yaratmıştır. Bu nimetleri Allah'ın kullarına dağıtırlarsa nimetleri azalmaz. Eğer bu nimetler onlara ulaştırılmazsa Allahü Teala o nimetleri bunlardan alır, başkalarına verir. İnsanlara faydalı olmak, onlarla iyi geçinmek de sadakadır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, iki kişinin arasını bulmak sadakadır. İnsanların en hayırlısı, iyisi, insanlara faydası dokunandır. Halka müdara etmek sadakadır. Müdara, dini korumak için dünyalık vermek demektir. Akrabaya sadaka vermek iki misli sevaptır. Hadis-i şerifte, beni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki, muhtaç akrabası dururken, başkasına sadaka veren kimsenin sadakasını Allahü Teala kabul etmez buyuruldu. Bir kadın yanında küçük çocuğuyla ormana oduna gidiyordu. Karşılarına bir ihtiyar kimse çıkıp bir lokma ekmeğe muhtaç olduğunu söyledi. Kadın da yanında bulunan bir parça ekmeği ona verdi. İhtiyar dua ederek oradan ayrıldı. Bir müddet sonra bir kurt gelip kadının çocuğunu kaçırdı. Odun toplamakla meşgul olan kadın feryadı duyunca hemen koştu. Elinden bir şey gelmiyordu. Daha sonra çocuk ağlayarak kan ter içinde geri geldi. Kadın sevinçle çocuğuna sarıldı. Bu esnada şöyle bir ses duydu. Kendi ihtiyacın olduğu halde ihtiyara verdiğin o bir lokma ekmek sebebiyle çocuğun kurtuldu. Sadaka nafile ibadettir. Zekatsa farzdır. Zekat borcu olanın sadakası makbul değildir.
İmam-ı Rabbani Hazretleri, farz ibadetlerin yanında nafile ibadetlerin hiç kıymeti yoktur. Deniz yanında damla kadar bile değildir, buyuruyor. Efendim, herkesin hayatında gerçekten unutamadığı, her aklına geldiğinde bazen güldüğü, bazen de hüzünlendiği hatıraları vardır. İnsanız tabii. Neler neler gelmiyor ki başımıza. Sizlere birkaç yıl önce başımdan geçen, önce şaşırdığım sonra da aklıma geldikçe güldüğüm bir hatıramı nakletmek istiyorum. Efendim, bizim ailede bel ağrısı ırsi galiba. Rahmetli babam da çok çekmişti. Ablam da öyle. Benim ağrılarım başlayınca soluğu doktorda aldım. Fakat bel ağrısı için gittiğim doktor beni marangoza göndermek isteyince şaşkınlıktan dona kaldım. Hiçbir şey anlamamıştım. Evet Hasan Bey, size ne ilaç ne de iğne vereceğim. Buradan çıkınca doğruca bir marangoza gideceksiniz. He? Anlamadım. Evinizde nereye kurmak isterseniz oranın ölçülerine göre tahtadan güzel bir ranza yaptıracaksınız. Sizin bel ağrılarınızın tek ilacı bu ranza olacak. Üzerine de sadece battaniye sereceksiniz. Nasıl yani? Yatak falan koymadan mı? Ne yatağından bahsediyorsunuz Hasan Bey? Yatak koyduktan sonra ranza yaptırmanın ne kıymeti kalır? Kuru tahtanın üzeri sadece ama sadece battaniye sereceksiniz o kadar. Anladım doktor bey. Aslında battaniyeye de gerek yok ama neyse o kadarına izin veriyorum. Böyle yatacaksınız. Göreceksiniz Hasan Bey. Bir süre sonra bel ağrılarınızdan tamamen kurtulacaksınız. İyi ama doktor bey, niçin yataklarda insanın beli ağrıyor da tahtada ağrmıyor? İnsanın yaratılışı böyle. Yatağa yattığınızda vücut yatağın içine gömülüyor ve ortopedik açıdan insanın yaratılışına uymayan biçim alıyor. Bunun sonucu olarak da bel ve mahsal ağrısı çekiyorsunuz. Şimdi tek çare bu mu yani? Evet. Ne ilaca gerek var ne de ameliyata. Bel ağrısı için bundan daha kesin tedavi olamaz. Peki doktor bey, teşekkür ederim. Söylediklerimi sakın ihmal etmeyin. Olur olur doktor bey. Duydunuz değil mi? Bir yaşıma daha girmiştim. İnsan beli ağrıyınca tahtada mı yatarmış hiç? Marangoza gitmek yerine doğruca eve gittim. Bakalım hanımım bu işe ne diyecekti? Hoş geldin bey. Hoş bulduk hanım. Oh, bayağı yorulmuşum. Doktora gittin mi? Evet. Ne dedi peki? Ağrılarının sebebi neymiş? Gel hele otur şöyle de anlatayım. Bakalım sen ne diyeceksin bu işe? Hayırdır bey? Ne oldu anlatsana. Dinle hanım. Doktora gitmesine gittim de ağrılarım için ne iğne verdi ne de ilaç. İyi de sebebi neymiş bey? Neden bu kadar ağrıyormuş belin? Ağrıların sebebi şu bizim kullandığımız yataklarmış. Ne? Evet ya. Tek çaresi de tahtadan bir ranza yaptırmakmış. Bir tek o iyi geliyormuş ağrılara. Tahta ranza mı? Canım onu nereye koyacağız şimdi? Hem nereden çıkarttın bunu şimdi sen? Doktor söyledi hanım. Ben ne yapayım? Hem şu ağrılar da dayanılır gibi değil. Doğrusunu istersen doktorun dediğini bir kez daha denesem iyi olacak galiba. Peki peki. Sen bilirsin. Ertesi günü doğruca marangozun yolunu tuttum. İki gün içinde ortaya pırıl pırıl verniklenmiş güzel bir ranza çıkmıştı. Bizim ranza evde baş köşeyi kaplamıştı elbet. Ne tuhaf değil mi? Artık kuru bir tahta üzerine yatacaktım. İlk gece gözüme uyku girmedi. Ama ilaç niyetine diye diye kendimi zorlayıp birkaç gün sonra alışmaya başladım yeni yatağıma. Fakat güzel olan neydi biliyor musunuz? Bir müddet sonra bel ağrılarımdan eser kalmamıştı. Çok enteresan bir tedaviydi ama
Doğrusu doktora da dua etmeye başlamıştım hani. Tam 6 ay sonra ne ağrım kalmıştı ne de sızım. Türk gibi olmuştum yani. Ranzaya veda etme zamanım da gelmişti. Hanımım artık onu evde istemiyordu. Maalesef istemeyerek de olsa alıştığım yatağımı evden çıkarmak zorunda kaldım. Bilmem farkında mısınız? Biz insanlar bilerek ya da bilmeyerek vücudumuza ne eziyetler ediyoruz. Size tavsiyem, evinize herhangi bir eşya alırken görüntüsünün güzelliğinden önce kullanışlı olup olmadığına bakmanızdır. Ey yar çiğ.
Sevgili dinleyiciler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Efendim, hoş bulduk. Evet, dinleyicilerimizden gelen sorular var hocam. Öncelikle hemen bir fax'tan size soru yöneltmek istiyorum ben. Dinleyicimizin ismi belli değil ama diyor ki birinci sorusunda, benim amcam Kur'an'ıma diye yemin içti sinirliyken. Yani Kur'an'ıma köye gideceğim dedi. Ne yapması gerekiyor? Önce böyle bir yemin olur mu? Böyle bir yemin olmaz bir kere. Kur'an hakkı için demek yemin olur da, ama Kur'an'ıma köye gideceğim demek yemin olmaz buyuruluyor. Yani bir şey yapması lazım değil. Gideceğim dedi, gitmedi. Dinime, imanıma, Kur'an'ıma böyle olsun diyordu. Güneydoğu'da mesela bu dinleyicimizin söylediği gibi çok fazla kullanıyor işte. Kur'an'ıma gitmem, etmem, yapmam filan. O yemin olmuyor demek. Yemin olmuyor. Yemin olmuyor. Bir de dinleyicimiz, anne kızına fitresini verebilir mi demiş. Hayır. Efendim şimdi usulle furu deniyor. O zor bir şey değil. Usul ne demek? Furu ne demek? Usul yukarısına doğru. Anne, baba, dede, nine, bunlara zekat, fıtra, adak verilmez. Furu aşağısı, kızı, oğlu, yani çocukları, torunlar aşağıya doğru ne kadar inerse insin, bunlara zekat verilemez, sadakayı fıtır verilemez, adak verilemez. Yani adak olarak kesilen hayvanın etinden verilemez bunlara. Bir de benim kayınvalidem demiş dinleyicimiz, bende kalıyor. Dul, 5 vakit namazını kılıyor. Ben demiş, fitremi kayınvalideme verebilir mi? Kendisi verebilir de hanımınınkini veremez. Çünkü yani hanımımız annesi olur. Dinleyicimiz hanımsa beyi veremez. Beyi veremez. Evet. Bir başka dinleyicimize geçiyoruz. Kezban Hanım, Konya'dan arıyormuş dinleyicimiz, göndermiş bu faksı. Birinci sorusunda diyor ki, ben, babam 78 yaşında, tıp dilinde Alzheimer hastalığı diye geçiyor. Yani unutkanlık, beyin küçülmesi dedi doktor. Babam 3 senedir oruç parasını Türk parası olarak verdi. Bu 3 senenin kini yeniden mi vermek lazım para olarak verdiği için? Bu sene ben oruç parasını olan kardeşime vermek istiyorum. Kardeşim dinen fakir. Bu unla nasıl hesap edeceğiz diye soruyor. Efendim 1750 gram undur. Her oruç için. Bir aylık içinde 52,5 kilo un eder. Olan kardeşine de veremez. Çünkü babasının fidyesini veriyor. Babasının fidyesi evladı olmaz ki. Kendisi olsa olur muydu? Kendisininkini verebilirdi. Kardeşine verebilirdi. Kendisi tutamasa fidyesini kardeşine verebilir mi? Verebilir. Ama babasının fidyesini onun yerine veremez. Bu bir, ikincisi bir de Alzheimer mı diyorlar? Alzheimer, evet. Bu hastalık Cenab-ı Hak şifa isyanesin. Allah-u Teala kolaylık versin. Zor bir şeydir. Yani unutkanlık ve tamamen yaptığını bilmiyorsa, şuur kaybı da söz konusuysa zaten mesul olmaz ki. Mesul de olmaz. Ha, çocukları fidye olarak bir şeyler verirse versinler. Onun parasında, babalarının parasında varsa, yoksa hiçbir şey de vermesine bir şey lazım gelmez. Çünkü öyle bir hastalık neticesinde, yani akıl devrede değil. Akıl devreden çıktığı zaman hiçbir şey lazım gelmez. Bir başka dinleyicimiz e-mail çekmiş. Diyor ki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veda hutbesinde, nefsinize zulmetmeyiniz, nefsinizin üzerinizde hakkı vardır buyurmuşlar. Bu ne demektir diyor dinleyicimiz. Bu bedenimizin efendim. Oradaki nefs kendi bedeni kastediyor diye İslam alimleri açıklamışlar ve bildirmişler. Nefsi, hani bildiğimiz o esas şey olarak yaratılan, yani kötülükleri emredici, isteyici olarak yaratılan nefsin istek ve arzuları hiçbir zaman yerine getirilmez. Çünkü onun istek ve arzusu hep haramlardır, günahlardır. Onu üzmemek, ona haram işlettirmek demektir. O kastedilmiyor buyuruyor. Nedir bu da? Bazen nefsini feda etti denir. Nefsini feda etti derken bedenini feda etti. Oradan kasıt bedendir. Dolayısıyla bedenimizin de bizden bazı ihtiyaçları vardır. Nedir? Allah-u Teala'nın helal kılmış olduğu yiyecekler var. Şunu da reddediyorsun. Ya bu nefsle alakalı değil. Yani bedenin ihtiyacıdır. Onu vermenin bir mahsuru söz konusu değil. Çünkü haram değildir. Helal olan bir şeydir. Ne bileyim, rahat imkanlar. Cenab-ı Hak çalışmış, bu imkanların eline geçmiş. Ben nefsime işte ceza veriyorum diyorsun. Bunlardan kendi kendine ceza veriyorsun. O da uygun değil zaten. Daha beter de olabilir. Bedenimizin hakkı neyse onu yerine getirmek lazım. Hatta Eshab-ı Kiram Aleyhümdan Efendilerimizden konuyu açıyor da, genç bir zat evleniyor. Evlendikten sonra
İşte bir gün babası oraya geliyor. O genç Esav'ın. Tabii gelini orada. Oğlunu göremeyince diyor ki yavrum zevcin nasıl birisi falan. Diyor ki efendim yani zevcim yani oğlunuz çok mütakidir. Çok evlendiğimizden beri geceleri namaz kılıyor, gündüzleri oruç tutuyor. O zaman anlayamadım diyor. Yani hiç size yaklaşmadım hiç. Hayır diyor. Gidiyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam durumu arz ediyor. Diyor ki efendim öyle böyle. Çağırıyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ben buyuruyor Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Uyuyorum da hanımlarımla beraber oluyorum. Bazen oruç tutuyorum, bazen yiyorum. Ramazan-ı Şerif'in dışındaki günler için tabi bunlar. Ve senin bu takip ettiğin yol uygun değil diyorlar. Senin bu takip ettiğin yol uygun değil. Yani bedenin de belli bir aynı şekilde ihtiyacı vardır. Yerine göre dinlendirmek, yerine göre uyumak, yerine göre ne bileyim helal, güzel, tatlı şeylerle eğlendirmek, yedirmek, içirmek. Onların da hakkı vardır. Ona riayet edilmesi lazım geldiği bildiriliyor diye açıklamakta İslam alimler efendim. Evet. Trabzon'dan Mehmet Taşkesen e-mail göndermiş. Diyor ki bir insanın abdesti varken tekrar abdest almasının nur üstüne nur olacağı ve sevap olduğu söyleniyor. Böyle bir şey var mı? Böyle bir şey var da nurun ala nur buyuruyor. Nur üzerine nurdur. Ama bir kimse müstahaptır abdest varken abdest almak. Ancak o abdesti bir şeyle bir şey yaparak abdesti olarak yapılması gereken bir ibadet yapmış ve kullanmış ise bu, ve bu abdeste bozan bir hal olmamış ise ondan sonra abdest alabilir. Yoksa mesela ben şimdi abdest aldım. Şimdi ben bu abdesti aldım. Hiçbir şey yapmadım. Ne Kur'an-ı Kerim okudum, ne kaza namazı kıldım. Hiçbir şey yapmadım. Yani abdest olarak bir şey yapmadım ben bununla. Ondan sonra da öğle namazı vakti girdi. Öğle namazı vakti girdi. Ben şimdi kuşluk vaktinde almıştım bu abdestimi. Hiçbir şey yapmadım bundan. Öğle namazı vakti girdi. Tekrar abdest almam mekruhtur. Niye? Abdesti bozan da bir şey olmadı ki. Efendim nurun ala nur. İşte fıkıh bilmemenin cezasıdır bu. Ben bu abdestle abdesti yapılacak bir ibadet yapsaydım, Kur'an-ı Kerim okusaydım, iki rekat namaz kılmış olsaydım, bu abdeste bir şey yapmışım. Kullanmışım yani. Ondan sonra tekrar öğle namazı vakti girdi. Abdesti bozan bir hal olmadığı halde, hiçbir şey olmadığı halde gidip tekrar ben abdestim olduğu halde üzerine tekrar abdest almam müstahaptır. İşte o zaman nurun ala nur olur. Yoksa abdesti almışsın, hiç kullanmamışsın. Bir daha alayım. Vesvese olur ya. Mekruh olur. Caiz değil. İşte fıkıh bilmeyince böyle hatalara da düşünülebilir. Dinleyicimiz bu sorunun devamında bir soru daha soruyordu. Dolayısıyla bu cevaptan sonra o boşa çıkmış oldu. Çünkü dinimiz demiş, derede abdest alırken bile fazla su kullanmanın israf olacağını bildirdiği halde diyor, böyle bir şey varsa eğer bu diyor israf olmuyor mu? Yani abdestim varken. Ya abdesti kullandıktan sonra abdest almak israf olmuyor. Bir başka sorusu, sabah namazını kaza ederken sünnetinin de kaza edileceğini söylediniz. Peki erkekler farzların kazasında olduğu gibi sünnetin kazasından önce de kamet getirecek mi? Hayır. Ama o sabah namazının yanlış anlaşılmasın. Şimdi bazı dinleyicilerimiz, mesela bu dinleyicimiz biliyor neyi sorduğunu. Biz de bazen o dinleyicimizin sorduğu suale göre cevap veriyoruz. Diğer dinleyicilerimiz diyor ki efendim diyor, siz diyor sabah namazının sünnetinde kaza etmek lazım geldiğini söylediniz. Yani senelerce kılmadığı kaza. Hayır o değil. Bugün mesela sabah namazına kalkamayan bir kimse kuşluk vaktinde sabah namazını sünnetiyle beraber kaza eder. Öğle namazı vakti girince artık o biter. Sadece o güne mahsustur. Peki bu sünneti kaza ederken dinleyicimizin sorduğu gibi kâmet getirecek miyiz? Hayır. Sadece farzları eda ederken ve kaza ederken kâmet getiriyoruz. Bu da erkekler tabii. Son bir sorusu daha var. Bir insanın çalışmadığı halde belli bir birikmiş parası olsa fıtır sadakası ve zekat vermesi ona farz olur mu? Yani dinen zengin sayılması için sadece 96 gram altının olması mı yoksa bunun haricinde sabit bir gelirinin de olması mı gerekiyor? Bir kere önce tasih edelim. Sadakayı fıtır vermek farz değil. Vaciptir. Kurban kesmek gibi vaciptir. Sadakayı fıtır vermek de vaciptir. Sadakayı fıtır için onun da kendisine mahsus bir nisabı var. Tamam 96 gram altını bunun karşılığının parası olursa zaten zengindir. Onun sadakayı fıtır vermesi zaten vaciptir. Efendim benim 96 gram altınım yok da işte bir kenarda 20 gram iki tane bileziğim var. 10 gram da 20 gram bileziğim var. İşte çeyizim var.
Ha, hesap ediyorsun, bakıyorsun 96 gram altın karşında oluyor mu? Ne kadar oluyor? 1 milyar 200 milyon oluyor mu? Oluyor. Öyleyse bunun da sadakayı fıtır vermesi vaciptir. Yoksa elinde böyle bir şeysi. Hani dinleyicimiz diyor ki kazancını bu da dahil etmesi lazım mı? Evini, arabasını, şunları, bunlar falan işte aylık alıyor falan. Hayır, onlar dahil etmesi gerekmez. Sadece o ayda baktı gelip elindeyse o zaman hesap eder. Elinde değilse onları hesap etmesi. Ama işte hesap etmesi gerekmez. Efendim ben zaten maaş olarak alacağım bunu. O alacak şeye dahil edilmiyor. O alacak da dahil edilmiyor. Demek ki sadakayı fıtır vermek vaciptir. Farz değildir. Fıtır hesabına malik olan kimselere vaciptir. Peki vacip olmayanlar da verebilirler mi? Verebilirler. Nafile bir ibadettir. Çok da sevap olur böyle. Bir de programdan sonra bir dinleyicimiz aramıştı. Genç 19 yaşında bir kız. Diyor ki benim diyor kendime ait 9 milyar param var diyor. Bunun zekatını verecek miyim diyor. Kendisine ait 9 milyar parası var. Tabii dinen zengin zekatını verecek. Kurbanını da kesecek efendim. Yani şundan dolayı büyük bir ihtimalle soruyor. Çünkü birçok yerde deniyor ya hocam, işte sen genç kızsın, yok sen yeni evlisin, yok sen şusun busun, zekat vermezsin diye. 96 gram altın ve karşılığı olduktan sonra ne olursa olsun veriyor. Tabii. Akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olan, bekar olsun, evli olsun, ne olursa olsun. Aile içerisinde evlenmemiş olsa bile de tek başına kendisinin, mesela bu dinleyicimiz olduğu gibi 9 milyar var. Dinen zengin de bu kurban kesmesi vacip, zekat vermesi de farzdır. Bir de konu konuyu açıyor da Mustafa Bey. Şimdi zaman zaman bize gelen telefonlarda ve mektuplarda bazı bölgelerde işte cehalet ne kadar kötü bir şey. Diyor ki kız çocukları oruç tutar, kız çocukları diyorum, özür dilerim, genç kızlar. Çocuk değil, genç kızlar, buluğa ermiş genç kızlar, bekar olanlar. Ramazan-ı Şerif'te yani adet hali olmuş olsa bile de oruçlarına devam edermiş. Devam ettirilermiş. Neymiş? O evli değilmiş. O evlilere mahsusmuş. Nerede yazıyor? Hiçbir yerde yazmıyor. Adet hali genç kızlar için de aynıdır. Evli kadınlar için de aynıdır. Bu değişmez ki. Bunlar için de aynıdır bu. Yani buluğa erinceye kadar adet görmez. Buluğa erdikten sonra aisi oluncaya kadar bu devam eder. Bu ister evli olsun, ister bekar olsun, ister hiç evlenmemiş olsun, ne olursa olsun. Fark etmez. Bir dinleyicimiz... Bu adet halinde ne olacaktır? Namaz kılmayacağız. Kılınmayan namazlar kaza edilmiyor ama oruç tutulmaz. Oruç tutulmaz fakat bu tutulmayan oruçlar Ramazan-ı Şerif'ten sonra kaza edilecek. Hastalar da mesela tutmayabilir. Tutmayabilir de Ramazan-ı Şerif'ten sonra bunları kaza eder. Zannediliyor ki yani şimdi Ramazan-ı Şerif, hastayım ben. Sonra kaza edeceksin. Onu da kaza etmiyor. O zaman onun oruç tutmaya niyeti yok ya. Yani. Adana'dan Fadime Kenan bir mektup göndermiş. Birisi şöyle, sorusunun birisi. Hocam demiş, siz çorapsız namaz kılınmaz dediniz. Benim kıldığım namazlar olmadı mı diyor. Demek ki çorapsız kılmış daha önce. Biz kitapta yazılı olan naklettik. Senin onun kıldığı namazın olup olmadığını. Haşa. Tenzih ederiz olur mu öyle şey ya? Cenab-ı Hak kimin ibadetini kabul edeceğini o bilir. Biz bilemeyiz. Ha, onun bildirdiği kuralları biz naklediyoruz. Kadınların bu şekilde namaz kılması caiz değil ve namazı bozulur bu kitapları. Biz de bunu naklettik. Ha, kabul edildi mi edilmi? O beni ilgilendirmez. Ona yetkimiz yok. Kimsenin yetkisi yok o konuda. Onu kendi düşünsün. Bir hata varsa tövbe edecek tabii ki herkes. Bir de dinleyicimiz demiş ki benim demiş doğuştan R harfini söyleyememek gibi bir durumum var. R yerine Y harfini söylüyorum. Yani Rabbil derken demiş, Yabbil diyorum. Kur'an okurken de demiş, namazda da bu böyle. Peki demiş, bu ben böyle olunca bir mahsuru var mı? Devam etsin. Yine sorulara da devam etmiş. Üçüncü sorusu, kadınlarda saç kesmek günah mı demiş. Saçı çok uzundur. Hani örtünmekte bir şey çekiyordur veya da rahatsızdır, hastalık vardır. Bu sebepten dolayı ne yapabilir? Saçını kestirebilir. Ruhsat var, izin var efendim o konuda. Ve dinleyicimiz, hayal kurmak günah mı demiş. Hayal kurmak. Oo. Şimdi bu saatte başlasak Mustafa Bey hayal kurmaya, akşama kadar işte şu yemek, bu yemek falan diye, değil mi? Evet. Tabii hayal kurulabilir mi? Kurulabilir. Günah olmayan, haram olmayan şeyler getirilebilir mi? Getirilebilir. Ama hayal hayaldir netice itibariyle. Ya olsun der, oturur sevinirim falan der. İyi otursun, sevinsin canım. Kursun biraz hayal. Bir mahsuru yok yani. Yok. Ve son olarak da bu dinleyicimiz demiş ki... Başkasının hayal dünyasına girmesin. Evet. Müdahale bahçesine girer gibi başkasının hayal dünyasına da girmesin. Adak adadığımız zaman demiş. O dileğimiz olursa
ve adağımızı yapamazsak demiş, yapacak gücümüz olmazsa, gücümüz yetmezse ne yapmamız lazım? Şimdi başlangıçta ilk adakta bulunurken eğer onu yapabilecek güçleri varsa o adak bir kere sahih oldu. Yani yerine getirmeler lazım oldu. Peki sonradan durumlar şey yaparsa bekler, durum düzelince onu yerine getirir efendim. Evet, bir başka dinleyicimiz yine o da mektup göndermiş. İsmi belli değil. Diyor ki evli bir adam karısının anasına, dinine, kitabına küfür ederse, bunu zaman zaman söylerse dini nikah gider mi? Dini imanla o şekilde anasına babasına söyleyince zaten iman tehlikeye girer Mustafa Bey. İman tehlikeye girince bu kimsenin tecdidi iman, tecdidi nikah. Yani iman gidince nikah da otomatik olarak ona bağlı olarak gider deniyor kitaplarda. Hal böyle olunca tecdidi iman, tecdidi nikah yapması lazım onun. Ne biçim insanlar var, ne kaba, çirkin insanlar var, gidip sövüyor falan. Bu durumda ne kadar cahil kadının insanlar. Yapması gereken bir şey var mı? Kadın, çünkü onu da soruyor. Kadın ne yapması lazım diyor dinleyicimiz. Kadının yapabilecek bir şey, bir alternatif yok ki. Adamın tecdidi iman yapması lazım. Kadın yapacağı herhangi bir şey söz konusu değil. Baba çocuklarıyla beraber çalışıp kazanılan para ve malı istediği gibi harcamaya hakkı var mı demiş dinleyicimiz. Çocuklarla beraber çalışıyormuş ama bütün parayı demek ki baba alıyor ve istediği gibi de harcıyor. İstediği gibi de harcıyor. Çocuklar buraya ermiştir, şey yapmıştır. Kendisine ortak etmişse baba çocuklarını, Ergün Çanır ortak etmişse ortaklık hissesi olarak artık baba sadece kendi hissesini şey yapabilir. Tasarruf edebilir, ondan harcayabilir. Çocukların hissesine müdahale edemez. Ama öyle değil de baba çocuklarını çok affedersin, affedersin, amele gibi çalıştırıyorsa, yani ücretli çalıştırıyorsa, senin ücretin bu, senin ücretin de bu, sigortan da bu diye, onu işçi olarak çalıştırıyorsa çocuklarını, o zaman mal babanın, istediği gibi tasarruf eder. Ama yok çocuklar ortaksa, o zaman babanın çocukların hisselerine girme, onları kullanma yetkisi de yoktur. Ha, çocuklar bir yetki vermişlerse o zaman o yetkiye göre kullanabilir. Baba işçi gibi çalıştırıyorsa çocukları, çocuklara bir ücret de veriyorsa çocuklar vermeme hakkına sahip mi pek babasına? Neyi vermeme hakkına? Yani babasından para alıyorlar işte, o işçinin karşılığı. Hı. İşçi olarak çalışıyorlar ya. Hı. Babası onlara ücret veriyor, aylık veriyor mesela. Çocuklar da onların kendi malı oluyor. Hı hı, tabii. Babasına vermeyebilir. Hayır, tabii vermeyebilir. Tabii canım, kendi mülkü oluyor o zaman. Kendisinin olduğu için vermez babasına. Evet. Bir de dinleyicimiz, bazı yerler silinmiş bu sorunun ama tarladan çıkan malın uşrunu verin dediniz. Benim babam çiftçi. Her sene şu kadar tona yakın buğday alıyor. Ama babam bunların uşrunu vermiyor. Malının zekatını da vermiyor. Bunun çocukları ve hanımının yedikleri haram mı oluyor? Yani bizlerin diyor dinleyicimiz. Eyvah eyvah eyvah. Şimdi sanki dinleyicimiz öyle yazmış ki babası suçlu gibi ilan etti şimdi. Yakalayın adamı der gibi. Ama zor şey bak, evlat gayret ediyor şimdi. Babam bunu vermedi. Biz onun çocukları olarak ne yapacağız? Efendim baba kazancını karışık yaparsa hanımına, çocuklarına zarar olmaz ifadesi geçiyor kitaplarda. Günahı babasına olur. Yani erkeğe olur. Çocuklarına olmaz. Ama Allah-u Teala muhafaza buyursun. Şimdi çocuk bunu da biliyor. Öğreniyor. Öğrendikten sonra ben bunu yersem ne olur? Yersem ne olur? Yani haram mı yemiş oluruz? Yani o kadar karıştı ki. Uşur verilmiyor, zekat verilmiyor, karma karışık. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Ama hanımına çocuklarına bir şey olmaz demiyor efendim. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşça kalın. İslam ve toplum.